Efendim, Doğu Türkistan'ın tarihi bir gününü anmak üzere İsa Alptekin Bey'in her zaman hayırhah Türkistan dostları dediği sizlerle toplanmış bulunuyoruz. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والله عليم حكيم. Efendim, Emin Işık Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Şimdi Doğu Türkistan'ın emektar mücahidi İsa Alptekin Bey'i bir konuşma yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Efendim, pek muhterem, mükerrem Türkistan dostları veyahut esir Türk dünyasının hamileri. Hepinizi gerek dahildeki, gerek hariçteki bütün yurttaşlarım adına sevgi ve muhabbetle selamlarım ve hoş geldiniz derim. Aziz kardeşlerim, bir gün Doğu Türkistan'ın meş'um Çin asaretinden kurtulup Kaşgar'da, yani
Karahan İmparatorluğu'nun kurucusu Abdülkerim Satuk Burahan'ın ve Türk alemine şan, şeref kazandıran Divan-ı Lugat Türk'ün müellifi Mahmud-ı Kaşgiri Hazretleri'nin ve Türk'ün şehnamesi olan Kudat Kubilik'in müellifi Yusuf Has Hacib'in kabrini bağrında bulunduran Karahan İmparatorluğu'na ve diğer birkaç Türk devletlerine merkezlik yapan Kaşgar'da istiklalını ilan ettiğinin ve dünyaya karşı büyük ecdadının asaret tanımaz bir Türk zümresi olduğunu, dünyaya karşı aykırdığını, Türk'ün ay yıldızlı gök bayrağının Tanrı dağları üzerinde dalgalanmaya başladığının 50. yıl dönümüdür. Malum haliniz, dünya Türklerinin ana yurdu olan Doğu Türkistan, Doğu'da Çin, Diş Moğolistan, Güney'de Tibet, Keşmir yahut Hindistan, Pakistan, Afganistan, Batı'da kardeş, ırktaş, dindaş, Batı Türkistan, Kuzey'de Sibirya'lı hem huduttur. Mesafesi takriben 2 milyon mürebbe kilometre topraktan ibaret olan Doğu Türkistan askeri, siyasi, iktisadi bakımdan çok büyük bir ehemmiyete haiz bir Türk toprağıdır. Yer altı, yer üstü servete itibariyle namutunahi bir zenginliği sahip bir ülkedir. Bugün Rusları bu kadar kuvvetli, kudretli, mütecaviz, tehditkar bir kuvvet haline getirmek gelmesinde Rusların Batı Türkistan'ın yer altı servetleri büyük rol oynamış ise 35 sene zarfında Kızılçin'in de bu kadar kuvvetli hale gelmesinde Doğu Türkistan'ın yer altı, yer üstü servetleri büyük rol oynamaktadır. Efendim, Hamidullah Tarım Bey kendi yazdığı, Türkistan için kendi yazdığı bir şiirini okuyacak. Bu şiirindeki hulası Amri Peygamber sanıdır. Yani Resulullah'ın emri demek. Na ümit bulma vatandın bolsa iman sanıdır. Na ümit bulma vatandın bolsa iman sanıdır. Kalk vatanını kaygırış Amri Peygamber sanıdır. Kalk vatanını kaygırış Amri Peygamber sanıdır. Resulullah hubbul vatan minel iman demiş. Düz Türkler meselesi aslında dış Türkler problemi değildir, iç Türkler problemidir, yani Türkiye problemidir. Bunu unutmamak lazım. Biz dış Türklerin ne derece müdafaa edersek, kendimizi o derecede kuvvetlendirmiş oluruz. Bu şuuru çekmek lazım, ortaya koymak lazım. Bundan mahfok olabilirsek, hallederiz. Ve tıpkı 16. asırdaki gibi bir cihan milleti haline gelebiliriz, cihan devlet haline gelebiliriz. Tekrar ediyorum, böyle olmuştur, bir daha olabilir. Şartlar hazırdır, yalnız bizim bu şartlara intibak etmemiz lazımdır.
Biz bundan biraz mahrum vaziyetteyiz. Fakat ümidi kesmemek gerek. Biz buraya bugün matem için toplanmadık. Yani Türkistan bölgesinin istiklali kaybını hatırlayalım, alalım diye toplanmadık. Zannediyorum aksine Türkistan istiklalinin ilanının 50. yıl dönümünü kutlamak için toplandık. O halde karamsar olma lüzum yok. İyimser olalım, dikbil olalım. Yani çıkış yolu budur. Ve inşallah bundan sonra hakiki olarak Türkistan başta olmak üzere bütün Türk dünyasının istiklalini kutlamak için toplanırız. Allah bize bu günleri gösterir. Çok teşekkür ederim. Bilhassa İsa Bey'in buradaki çalışmalarını dikkatle, hatta biraz gıpta ile, takdirle takip ettik ve bu takibimiz içinde çalışmalarından gerçekten ders ve kuvvet aldık. Biz Kırım Türkleri Türkiye'de 200 seneden beri yapıla gelen göçler sonunda milyonlarla ifade edilecek sayıdayız. Fakat bildiğiniz gibi Kırım Hanlığı, şunu işaretmek istiyorum. Bu gayrimüsait şartlar içinde dahi İsa Bey davasına kendisini vakfetmiş ve her şeyi davası için istemiş ve her şeyi davası için yapmaya hazır bir insan olarak bizim sonsuz sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı kazanmıştır. Bu kazançtan biz de kazançlı çıktık. Bir garip daha şey daha söyleyeyim. Biz bu memlekette çok Türkçülük şarkıları söyleyerek büyüdük ama işin azametini, vahametini, cesametini de Türkistan'dan kalkıp buraya gelen İsa Bey'in ıstıraplarıyla, duygularıyla biz daha yaşadık. Kâfeten âmeh, bir cümle ehli imanın ve ehli tevhidin ruhları için. Hususıyla Doğu Türkistan davasında şehit düşmüş olan bütün şehit ve gazilerimizden ahirete gidenlerin kâfesinin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Ana yurdum, ata yurdum. Doğu Türkistan'ın yılmaz ve yorulmaz mücahidi İsa Alptekin'e saygılarımla. Üstümüzde şol yedi gök, altımızda bu yağız yer. Kün emriyle olunduk da, Orta Asya'nın ortası bize vatan kılındık da, otağlanıp konduğumuz. Sularında meleklerle abdest alıp yunduğumuz, tek Tanrı'yı gökte bilip İbadetler sunduğumuz, Ulu Tanrı tarafından Türkoğlu Türk dendiğimiz, ilk defa kılıç kuşanıp soy atlara bindiğimiz, bozkurtlarla kardeş olup Altaylardan indiğimiz, yaylasında soluklanıp çöllerinde yandığımız ve ezeli düşmanımız Çinli'yi ilk yendiğimiz, vatan, vatan, vatan diye gece gündüz andığımız, ana yurdum, ata yurdum, can evim Doğu Türkistan, en güzel şiirler sana, sanadır en büyük destan. Şimdi sizlere uzun yıllar Türkiye'de ikamet eden merhum mevfur büyük şehit Muhammed Ali Efendi tarafından yazılıp ve 50 yıl evvel bugün kurulan ve Kaşgar'da yapılan muhteşem bir merasimle kutlanan İstiklal Günü'nde Doğu Türkistan Milli Ordusu'nun ve talebelerinin resmi geçitte söyledikleri Milli Marş'ın mısralarını okuyorum. Kurtuluş.
Kurtuluş yolunda sudek aktı bizden kanımız. Sen için ey yurtumuz olsun fida bu canımız. Kan keçip hem can verip ahir kutuldurduk seni. Kalbimizde kutkuzuşka var idi imanımız. Yarı hemden buldu bizden himmetimiz sen için. Dünyanı sorgan idi himmet bilen ecdadımız. Yurtumuz biz yüz közünlü kan ile pak izledik. Hem de hiç kirletmegeyimiz çünkü Türktür namımız. Attila, Cengiz, Temur dünyanı titretken idi. Kan verip nam adımız biz oğlanın evladıyız. Çıktı can hem aktı kan düşmenden oldu el aman. Yaşasın hiç ölmesin parlansın istikbalimiz.